tane böyle çık kurulur. Birisine birisinin kalbini kırsın. Üzülür, mahvolur. Şimdi biz bir maçın kampındayız. Evet. Ertem dinliyor evet, musun? Dinliyorum ben. Bir maçın kampındayız. Bizim Rıdvan Dilmen. Eski takım kaptanlarından Müjdat Yetkiner. Müjdat, Rıdvan. Yıl 86. Evet. Kamptayız. Odalarına çağırdılar beni. Rıdvan falan orada. Müjdat. Rıdvan yeni gelmiş. Yeni gelmiş. Rıdvan Dilmen'le Müjdat planlamış bunu. Bana dediler ki odanın dolabını açtılar. Elbise dolabını hocam. Bunun içine gir Apo dediler. Biz burada İsmail Kartal'ı çağıracağız. Senin aleyhinde konuşacağız. İsmail de kimsenin aleyhinde konuşmaz, sessiz, kendi halindedir İsmail Kartal. Rıdvan daha şeytan değil. Benim aleyhimde konuşacaklar, İsmail de o ara, İsmail'i de benim aleyhimde konuşacak, sonra ben dolaptan çıkacağım. Böyle bir oyun hazırlamışlar. Aldılar beni, dolaba sakladılar. Ben dolaptan tabii kapattık, dolabın kapılarını kapattım, bekliyorum. İsmail Kartal odaya geldi. Şimdi Müjdat başladı Rıdvan'la birlikte. Ya bu... Adam diye yaptık. Kerime öyle uyuz oluyorum ki. Hakkabazdır. Kardeşim yok. Takım içinde kendini kabadayı zannediyor. Bir hata yapıyoruz. El kol hareketleri yapıyor. Seyircinin önünde bizi rezil ediyor. Bu işte kabadayı mıdır nedir falan filan dolduruyorlar. Rıdvan'la fişekliyor. Hiç sorma ben de çok tutuluyorum ama bir şey demiyorum falan. Derken İsmail öyle değil mi İsmail? İsmail de çocuk bunların gazına gelip demez mi? Ya hiç sorma ya aynı şeyi bana da yapıyor. Bir gün ama ben size benzemem buna ağız burun da alacağım diyor benim için. Tutuluyorum hareketlerime bayağı tutuluyorum. Kameraya anlat kameraya. Aynen böyle söyleyeceğim dedi ağız burun da alacağım. İsmail'i öyle bir dolduruyorlar ki o da benim aleyhimde başladı konuşmaya. Ay şeytan Rıdvan. O ara bunlar başlarlar gülmeye Rıdvanlar falan gülerler. Dolapta bu da şaşırır dolabında kapısını açarım ben çıkarım. İsmail'e derim ki vay be hani biz seninle kardeştik. Allah. Hani ben senin en iyi arkadaşımdım. Demek benim için bunları besliyormuşum diye ortaya bir çıkarım. İsmail çocuk yani böyle rengi de siyahtır ya hocam iyice karardı. Hocam odadan bir kaçışı var kendisini kendi odasına kilitledi. Ya Rıdvan Müjdat ben gidiyoruz. Ya şaka yaptık oğlum diyorum söylediklerinden alınmadım. İşte namuslu adam. Sabaha kadar ağladı hocam. Ben Apo için bunları senin için nasıl söyledim. Nasıl bu dolmuşa geldim diye. Çok hakikaten böyle adam hisli, gibi adamdır. Adamdı hani böyle adam duygusal bir çocuktur hocam. Yani bu kadar duygusaldır yani. Anlat. Ertem anlatabiliyor muyum? Yani beni üzdüğü için, benim aleyhimde bir laf söylediği için sabaha kadar kendini affetmedi, ağladı yani. Böyle duygusal bir insandır İsmail. Ertem düşünce hocam sende bir şey yok şu yani. Şu an lig lideri Beşiktaş'ın yarın maçı var diye B'sinden...